Kardeşlerim, muazzez müminler. Gece yarısı bir mesaj geldi. Açtım. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden bir kardeşimiz gönderiyor. Görüşebilir miyiz hocam diyor. Aradım kendisini. Karşıda ağlayan bir ses var. Suriye'de Müslümanlara karşı Amerikalılar, Ruslar, küresel güçler yanlarına İran aldılar, Müslüman öldürüyorlar. Ümmetin kızlarına tecavüz ediyorlar. Biz bunun hesabını Allah'a verebilir miyiz hocam diye ağlayan bir delikanlı var. Gecenin yarısında bir gece değil her gece böyle hocam. Ruhi bunalıma girdim ben bu anafordan bu çıkmazdan nasıl kurtulabilirim? Allah var dedim. Kainatı yöneten, idare eden Allah var her şey kadir olan Allah var. Alemde her şey inna külle şeyin halaknahu bi kader. Ezeldeki ilahi takdir çerçevesinde cereyan ediyor. Karıncalar sıra sıra dizilmişler, muhteşem bir yürüyüşleri var. O yürüyüş Allah'ın ezelde takdiriyle gerçekleşiyor. Çölün ortasında kub kuru bir çölde yalnız başına bir ağaç semaya doğru yükseliyor inna külle şeyin halaknahu bi kader. Allah'ın haberiyle o ağaç çölde yükseliyor. Denizin dibinde yalnız başına bir balık öteye beriye gidip geliyor, yavrularını arıyor. Allah'ın müsaadesiyle onun tasarrufuyla gidiyor. Ve sen öteki beriki yeryüzünde bütün canlılar, bütün varlıklar nerede, ne kadar nefes alacaklar, nerede doğacaklar, nerede ölecekler, hayatlar nerede başlayacak, nerede son bulacak. Bütün bunlar Allah'ın takdiriyle oluyor. وَمَا تَسْخُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Düşen her yapraktan haberi olanın, Bağdat'a, Şam'a, Halep'e düşen bombalardan haberi olmaz mı? Allah onları görmüyor mu? Allah onları bilmiyor mu? Bir ezel planı var. Siz de o ezel planı içinde yaşıyorsunuz. Bizler yaşıyoruz. Yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz bir mahkemeye doğru gidiyoruz. Kardeşlerim, alemde tesadüfe yeri yok. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bakın. İki tane hanımı var Yakub Aleyhisselam'ın. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a düşman oluyorlar. Yusuf Aleyhisselam rüya görüyor. Ya ebeti inni ra'aytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamara ra'aytuhum li sâcidîn'' Baba diyor Hazreti Yakub'a. Rüya gördüm babacığım diyor. 11 tane yıldız, ay ve güneş bana secde ediyorlardı. İhtiramda bulunuyorlardı. Hazreti Yakup Aleyhisselam, "Kale ya bunayya la taksu suru ala ihwatik." Yavrum, diğer kardeşlerine onlara sakın ha bu rüyayı anlatma dedi. Neden Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf'a "Anlatma yavrum, anlatma evladım." dedi? Sonra o kardeşler Hazreti Yusuf Aleyhisselama تزكر دولار. ألدولار فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. ألدولار يوسف السلام ittifak ettiler, bir kuyuya bıraktılar. Ya Rabbi, Yusuf'a kardeşleri zulmederken neden müdahale etmedin? Neden Yusuf'u zindana attılar? Neden Yusuf'u kuyuya attılar? Neden kardeşler Yusuf'a karşı birleşti? Yakub'a da, oğluna da, yavrusuna da, Yusuf'a da ihanet ettiler. Nefis soruyor. Devam ediyorsunuz. Vaca et sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla delva قال يا بشرا هذا غلام والله عليم بما يعملون gönderdiler kervan geldi sucuyu gönderdiler kuyuya git dediler su alacaktı bir de ne görsün dünyanın en güzeli kale ya bu hada gulam müjdeler olsun burada bir çocuk var dedi burada bir erkek yavru var dedi vallahu alimun bima yaamelun ama Allah görüyor Yusuf kuyuya atılırken babaya yalan söylenirken Oradan geçen kervan tarafından alınırken vallahu alimun bima yaamelun gören karıncaları bir nizam dahilinde sevk eden, çölde, kupkuru arazide yalnız başına bir ağaca hayat veren Allah Azze ve Celle. Yusuf seni de görüyor. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ birkaç kuruşa birkaç dirheme aldılar Yusuf'u köle pazarında sattılar ya rabbi Yusuf'a neden bu kadar eza ettiler neden Yusuf'a bu kadar işkence ettiler aldılar Yusuf'u eve götürdüler. Adam evine götürdü. Hanım ona aşık oldu. Sonra Yusuf Aleyhisselam iftiranın neticesinde Züleyha'nın buhtanından sonra zindana girer Yusuf Aleyhisselam. Orada rüya tabir eder. Oradan çıkar. Kıtlık yılında Hazreti Yusuf abu hayat olur Mısır'a. Hükümdar olur Yusuf. Sonra Yakub'un çocukları gelir Aleyhisselam. Beni İsrail gelir. Beni İsrail'in içinde bir Musa dünyaya gelir. Firavun, Musa büyümesin diye bütün çocukları öldürür. Ama kainatın sahibi, bütün çocukları ey Firavun Musa diye öldürsen de Musa'nın tacını, tahtını başına geçirmene engel olamayacaksın ey Firavun. Siz, Yusuf yalnız zannediliyorsunuz. Yakup aleyhisselam, Kale innema eşku bethi ve huzni ilallah. Gam, keder, hüzüm sana arz ediyorum ya Rabbi. Çocukları tarafından ihanete uğrayan bir baba titreyen sesleriyle sana yalvarıyor. Yusuf'um ya Rabbi, Yusuf'um diyor. Ve lemma fasaletil iru kâle ebuhum inni leecidu riha Yusuf'a levla entufennidûn. Gömlek geliyor Yakub Aleyhisselam. Küle metrelerce öteden Yusuf'unun kokusunu alıyor. Allah Azze ve Celle Yusufla Firavun'un iktidarını devirecek. Musa Aleyhisselam gelecek. Hazreti İbrahim'e bakıyorsunuz. Yalnız başına. Atıyorlar. Ateşe atıyorlar. Yakmak için şu kadar zaman odun toplamışlardı. Yataktakiler bile çocuklarına vasiyet etmişlerdi. İbrahim'i yakacaklar. Ben yürüyemiyorum sen git yavrum. Yastığın altında şu kadar para var. Al İbrahim'i yakacakları yığına. Sen de onunla odun taşı diye. İbrahim Aleyhisselam'ı attılar ateşe. Sonra ayrılır Iraktan Mısır tarafına gider. Filistin'de. Orada Mısır'la Hacer annemizle evlenir. Sare o çekemez Hacer'i. İsmail'ini alır Hacer'le beraber. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ekinin olmadığı, suyun olmadığı, insanın yaşamadığı vadiye bir kadın bırakır Hacer'i, bir de kundağındaki yavrusu İsmail'i bırakır. Ya Rabbi, Hacer'e neden bunlar yapılır? İsmail'e neden bunlar yapılır? İsmail büyüyecek babası İbrahim'le ellerini kaldıracak Rabbena vec'alna muslimeyn leke ve min zurriyetina ummeten muslimeten lek. Rabbena vab'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik diyecek. Ya Rabbi onlardan hayırlı nesiller gönder. Onların içinden onlara senin ayetlerini okuyan peygamber gönder. Hazreti Muhammed'i gönder diye İbrahim Allah'a yalvaracak. Peygamber Aleyhisselam'ın doğuşuna Mekke ev sahipliği yapacak. İslam'ın bayrağı önce Mekke'de, Medine'de dalgalanacak. İşte İbrahim Hacer'i alır, İsmail'i alır, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişine zemin hazırlasın diye oraya götürür. Kardeşlerim, bir buçuk asırdır alem İslam'da acı var. Izrap var. Neden bunlar olur? Niçin Yusuf Aleyhisselam kuyuda? Neden Mısır'da köle pazarında? Neden evde iftiraya uğrar? Neden zindanda? Neden Yusuf Aleyhisselam bu kadar cevru cefaya, bu kadar zulme, bu kadar acıya maruz kalır? Hazreti Musa'nın gelişini hazırlayacak. İbrahim Aleyhisselam neden bu kadar sıkıntıya maruz kalır? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişini hazırlayacak. Kader kardeşlerim! uzun bir çizgi ezelden ebede kadar gider. Bakarsınız o kader çizgisine düşenleri görürsünüz ayağa kalktıklarını belki siz belki sizden sonrakiler görecek. Kader uzun bir çizgi. Allah'a ve Resulüne ihanet eden bu ümmet. ne keferu ba'duhum evliya'u ba'd. İlla tefaluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. Kafirler dost oldular, ümmet birbirine düşman oldu. Arap, Arap'ın davasına, Türk, Türk'ün, Kürt şimdi Kürd'ün davasına düştü. Irka bölündüler, ümmet yapısını unuttular. Unutunca Allah'ın rahmeti üzerimizden çekildi. Dağıldık şimdi, yıkıldık bir buçuk asır önce. Abdülhamid'den sonra bir daha ayağa kalkamadık. Bir asır geçtik. İşte o düşüşümüzün üzerinden şimdi kader çizgisi düşenleri gördü babalarımız dedelerimiz ayağa kalkanları göremediler eğer siz eğer bizler Hazreti Muhammed adına sallallahu aleyhi ve sellem onun düşmanlarına karşı Hazreti İbrahim gibi Yusuf gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi ayağa kalkabilirsek ümmet olabilirsek şu kader çizgisinde düşen Muhammed ümmetinin yeniden ayağa kalkacağını Allah size de gösterecek. Kardeşlerim. Hazreti Yusuf'un gömleği Hazreti Yakub aleyhisselama gelince uzaklardan onun kokusunu almıştı. Cenab-ı Hakk Hazreti Yakup Aleyhisselam'a ağlaya ağlaya Yusuf'una hasretinden gözlerini kaybeden babaya Yusuf'un kanlı gömleğinin kokusunu ulaştırmıştı. Şimdi sizler, şimdi bizler Hazreti Yakup gibi şu yıkılan, mağdur ve mazlum ümmetinin acısını hissedebiliyorsak, ayağa kalkması için önce yaşadığımız coğrafyayı düzeltiyorsak, önce şu sokakları, önce evimizi önce çarşımızı, önce çarşımızdaki batıl davaları yok edebilmek için ey esnaf kardeşim yandaki komşuna gidip küresel güçler alemi İslam'ı kuşattılar. Büyük bir oyun var. Bugün Şam'ı vuruyorlar, bugün Halep'i vuruyorlar. Yarın Ankara'yı vurmak için ittifak edecekler. Haberin var mı? Allah'ın ve Resul'ün düşmanları aynı safta oyunu görüyor musun Müslüman? Diyor musun? kardeşim. Oğluna ekranın karşısında onu oturttuğun zaman bak Hama'da İran'ın haydutları Amerika'dan Moskova'dan gelen Hazreti Muhammed'in düşmanları oradaki kız çocuğuna adı Fatıma diye Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti diye senin kardeşin diye tecavüz ediyorlar. Yarın fırsatını bulsalar hafizan Allah buraya da gelecek. işte Amerika, Rusya, İran Allah ve Resul düşmanıdır. Görüyor musun yavrum? Ruhama u beynehum. Kendi arandaki merhameti kurmak, ümmet olabilmek için yavruna kim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın safında, kim onun ümmetinin karşısında duruyor gösteriyor musun kardeşim? Eğer bunları yapıyorsak Hazreti Yakub Aleyhisselam gibi muhabbetimiz Allah'a teslimiyetimiz varsa o zaman haberler gelecek size. O zaman haberler göndereceksiniz. Eğer o haberleri göndermeye layıksak kardeşlerim. Hani gurbette yaşıyorsunuz. Arkadaşınız memlekete dönüyor. Memlekete dönerken yanınıza gelir. Der ki Ahmet, Hasan, kardeşim köye dönüyorum. Söyleyecek bir haberin var mı? Babana, validene, amcana, dayına. Senden neler söyleyeyim? sağlıklı olduğumu, hayatta olduğumu, sıkıntım olmadığını, kederim olmadığını babama ilet dersiniz. El mevtu cisrun yusilul habibi ilel habib. Ölüm de dostu dosta taşıyan bir köprü. Ölürken Müslümanlar öteye haber götürürler. Babanıza gurbetten sılaya haber gönderirsiniz. Arkadaşınız o haberi ulaştırır ya da ulaştırmaz. Ama Müslümanlar buradan öteye giderken Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a gönderdiğiniz haberler, selamlar Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'e ulaşır kardeşim, ulaşacak kardeşim. İbni Kesir el Bidaye ve nihayesinde şu hadiseyi anlatır. Yermuk Muharebesi Komutan Ebu Ubeyde radıyallahu an Bir asker Allah Resulü aleyhisselamın öğrencilerinden bir mücahit Şehadetinden hemen önce komutanı Ebu Ubeyde'ye döner Ebu Ubeyde der: Ben Hazreti Muhammed'e gidiyorum. Var mı bir haberin? Allah Resulü Aleyhisselam'a söyleyecek sözün var mı Ebu Ubeyde? Ebu Ubeyde radıyallahu anh Allah Resulünün öğrencisi buyurur ki: Kardeşim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Takra'u anni esselam. Benden Allah Resulü aleyhisselama selam ulaştır. Takulu sallallahu aleyke ve alike ve sellem. Allah'ın salatı selamı üzerine olsun ya Resulallah. İnna kad vecedna ma va'adana rabbuna hakka. Söyle ya Resulallah. Hani Hendek muharebesinde açtık. Siz açtınız. Açlıktan mübarek karnınıza taş bağlamıştınız. İşte o zaman kazmayı vurmuşsunuz, taş yarılırken ateş çıkmıştı. O zaman buyurmuşsunuz ki şuradan şuraya gidemiyorsunuz ama Allah size İran'ın fethini nasip edecek. Allah size Şam'ın fethini gösterecek. Allah size Yemen'i verecek. Allah size Mısır'ı verecek. Hazreti Muhammed'e yer Yermük'ten selam mı söyle. Ya Resulallah Hendek'te vaat ettiklerini yer Yermük'te bulduk, Şam'da bulduk, Dicle'yi açtık, İran'a gittik. Allahu Ekber'i oralara taşıdık ya Resulallah. Söyle Hazreti Muhammed'e, bizden selam söyle buyurdular ki İza heleke kisra fela kisra ba'dahu ve iza heleke kaysar fela kaysar ba'dahu vellezî nefsu Muhammedin bi yedihi letunfikunne kunuzahuma fi sebilillah Kayser ölünce bir daha Kayser gelmeyecek. Şam'da Bizans bitince bir daha geri gelemeyecek. İran'ın hükümdarı ölünce yerine başka biri geçemeyecek. Allah'a yemin olsun ki ashabım Bizans'ın İran'ın hazinelerini Allah yolunda mazlumlara, yetimlere, biçarelere dağıtacaksın. Söyle Hazreti Muhammed'e ey şehit o bize neleri vaat ettiyse vallahi hepsini bulduk ya Resulallah de. Kardeşlerim Sultan Fatih. 21 yaşında İstanbul önlerine geldi. Bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba etti. Ulu batlılar surun üzerine şehadeti, surun üzerine sancağı dikerken şehit oldular. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri, Ebu Ubeyde gibi onların yanına gelip, Ey Hasanlar, Ey Muhammedler, gidiyorsunuz şimdi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a, Takra'u anni selam Bizden Muhammed'e selam götürün Deyin ki Allah Resulü Aleyhisselam'a Letuftahennel القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك İstanbul mutlaka feth olunacak ya Resulallah. İşte ben o fetih gerçekleşirken şehit olup huzuruna geldim. Komutanımız Fatih'ten, hocamız Akşemseddin'den selam getirdi ki ya Resulallah söyle. Kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolundan ayrıldı. Bir asır oldu. Ahmet Yasinler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, Cevher Dudayevler şehitler, Şam'da, Irak'ta, Doğu Türkistan'da şehit olan analar, dağınık olduğumuzu Allah ve Resul yoluna ihanet ettiğimizin haberini veriyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Ümmetin dağıldı, ümmetin parçalandı ya Resulallah. Türkler ayrı yerde, Kürtler ayrı yerde, Araplar ayrı yerde. İngilizler onları bir asır önce böldüler, parçaladılar. Sosyal iskafirler, ırklarından diye arkasından giden sarıklılar gördüm. Ya Resulallah diyor Ahmet Yasin, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzez gençliği, siz davranacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam adına siz ayağa kalkacaksınız. Çocuklar, acıları olsa, ızdırapları olsa da babaları mahzun olmasın diye gurbetten sılaya biri dönerken babama iyi olduğumu söyle derler. Peki ya sana bana hepimize kendinden canından bile daha düşkün olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bir buçuk asırdır dünyadan ukubaya Allah'ın sevgilisine kainatın efendisine ihanetlerin acıların tecavüze uğrayan kadınların haberleri gidiyor anlatmayacak mısın sokağında anlatmayacak mısın komşuna anlatmayacak mısın küresel güçlerine Hazreti Muhammed aleyhisselamın düşmanlarının nasıl ittifak ettiğini, nasıl Allah ve Resul yoluna saldırdığını kardeşine, komşuna, babana, annene anlatmayacak mısın? Uyan Nemrutlar İbrahimleri yakmak için bir araya geldiler. Nemrutlar bomba yağdırıyorlar Şam'a, Bağdat'a. Ey Müslüman uyan önce Anadolu'ya sahip çık, buraya sahip çık. Burada oyunlar oynuyorlar, burada tuzaklar kuruyorlar. Allah Resulü'nün ümmeti, Fatih'in evladı ayağa kalk biz de diyelim. Şehitlerimiz buradan giderken Bağdat'tan, Şam'dan, Türkistan'dan, Arakan'dan bunlar şehitler kervanının sonu. Bundan sonra senin gençliğin ayağa kalktı ya Resulallah. Ebu Ubeyde gibi sana sahip çıktılar. Yakındır ya Resulallah. Yakında fetih haberleri gelecek. Ulu Batlılar gelirken Fatihlerden, Akşemseddinlerden sana selamlar, sana fetih haberleri getirecekler. Bunu sen yapacaksın. İslam'ın umudu sen. Allah Resulü Aleyhisselam'a sevindirici haberi sen vereceksin. Gecelerini fecillere iltihak edeceksin. Gecelerin fecillere kadar gidecek. Uykusuz kalacaksın. Ama bu ümmete en son ferdini uyandırana kadar, ölüm meleği gelene kadar mücadelen devam edersen, Allah'ın vaadi haktır kardeşim. Sen de diyeceksin ki, İnna kad vecedna ma rabbuna hakka. Rabbim buyurmuştu ki hak batıla galip olacak. Allah nurunu tamamlayacak. Bir gün dünyadan biz de ahirete Allah azze ve celle'ye Hazreti Muhammed'e biz de bu haberleri veririz. Kader ezelden ebedi uzanan bir çizgi. Bu ümmetin yıkıldığını gördük. Eğer ayağa kalkarsanız dirilişini de göreceksiniz.